Kablo kullanmanız gerekecektir. 5 amperlik bir dönüştürücü. Kesme yerleri mevcut arkadaşlar. Nötr, faz. Evet, hoş göründüğünü söyleyebilirim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda başında da görmüş olduğunuz gibi şuradaki televizyonumuza LED şerit çekecek arkadaşlar arkasına. Dolayısıyla bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istediğim aşama aşama şeklinde. Siz de bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, lafı fazla uzatmadan her şeyden önce şu şekilde bir LED şeridine ihtiyacınız var. Kullanacağınız yere göre uzunluğu değişebilir. Ben 4 metre kadarını kullanacağım. Bunun dışında arkadaşlar bir de dönüştürücüye ihtiyacınız var. Buradaki ledler 12 volt ile çalışmakta. Biz ise 220 volttan 12 volta dönüştürücü aldık bu durumda. Kullanacağınız uzunluğa göre dönüştürücünün amper gücü de değişebilir arkadaşlar. 4-5 metre arası kullanacak olur iseniz 5 amperlik bir dönüştürücü işinizi görecektir. Bunun dışında bu şekilde bir uzatma kablosu alabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde switchleri mevcut, yani açma kapama butonları mevcut. Dolayısıyla istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Evet, ekipmanlar bu şekilde. Bunun dışında bir konu daha mevcut. Ledler maalesef 90 derecelik açı ile döndüremezsiniz. Dolayısıyla ledi kesebilmeniz için ise şu şekilde kesme yerleri mevcut arkadaşlar. 90 derecelik açıyı yakalayabilmem için dediğim gibi kesme noktalarından kesip 90 derecelik açı ile lehimlemem gerekecek. Bunu da zaten sizlere görüntülerde aktaracağım. Evet arkadaşlar, ledleri bu şekilde dediğim gibi 4 parçaya bölmüş oldum. Şu anda masaya geçip bunları lehimleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hareket etmemesi için bantlamış oldum arkadaşlar. 90 derecelik açıyla lehimimi de hazırladım. Buradaki kısa olan mesafede lehim kullanabilirsiniz. Ancak daha uzun olan mesafede muhtemelen kablo kullanmanız gerekecektir. Şu anda arkadaşlar sizlere daha evvelden de söylediğim gibi şu tarafı 12 volt DC olarak, bu tarafı ise AC olarak gelmekte. Şu şekilde yerleri mevcut. Nötr, faz ve topraklama şeklinde. Yerleri belli zaten. Aynı şekilde kablomuzun da renkleri mevcut. Nötr olan mavi, kahverengi faz ve yeşil ise topraklama. Gördüğünüz gibi nötr, faz ve topraklamayı bağladık. Evet arkadaşlar, her şeyimizi bağladık. Aynı şekilde ledlerimizi de dönüştürücüye bağladık. Ve bu şekilde arkadaşlar, görüntü gördüğünüz gibi. Tabii ki halen daha kablolar falan kaldı. Onları toplayıp saklamak gerekiyor. Gayet hoş göründüğünü söyleyebilirim. Durum bu. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Ledimizi taktık. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Bunun dışında yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.